Sizin evde bu kahve tartışması nasıl yankı buldu? Güldüm geçtim. Güldünüz geçtiniz. Çünkü gülünecek bir hadise. Yani millet başka işi gücü yok sanki. Mehmet'in Türk kahvesi mi, Greek kahvesi mi bunu tartışıyor. Başka hiç mi yapacak işleri yok bu adamların ya? Bir profesör gördüm. Amerika'dan sesi geliyor. Neyin profesörüdür pek anlamadım. Niçin orada onu da anlamadım. Ne yapıyor onu da anlamadım. Mehmet'e laf ediyor. Mehmet bilmiyorum ama onun kualifikasyonlarının ne olduğunu bilmiyorum ama Mehmet'in kualifikasyonlarının ne olduğunu ben biliyorum. Yani eğer o konuşmalarıyla Mehmet'in bir vatan haini derecesine bir tenkitte, bir kritizmde bulunuyorsa bana göre daha onu çok yemek yemesi lazım Mehmet'in eline su dökmesi için. Mehmet bugün kendini ispatlamış. Gerçi bunlar Amerika'da doğdu, büyüdü çocuklar ama bugün Türkiye'den uzaklaşmadı. Mehmet'in yaşı 53. 53 yıl hiç kaçırmadan her yıl Türkiye'ye geldi çocuk. Kundaktaki bebek olarak başladı. Her yıl bugün bile geliyor. Bunun dışında Türklüğüyle de iftihar ediyor. Ben Amerika'ya gittiğim zaman bir avuç Türk vardı orada. Ama birkaç milyon Yunanlı vardı. Bu adamlar aynı zamanda akıllı adamlar. Gitmişler Amerika'ya. Ve her birisi bir köşede bir dükkan açmış. Ve Türk mallarının hepsini Greek malı diye satıyorlar. Bunları tescilini de yaptırmışlar. Greek lokumu, Greek baklavası, Greek efendim böreği, Greek salması, Greek dolması, hatta Greek rakısı bile. Ve dolayısıyla daha bizden kimse yokken Amerika'da bunlar bu işin tescilini yaptırmış. Bu Mehmet hakkında laf konuşan kimselerin çoğu bu şeyin, Mehmet'in konuşmalarını tam olarak yansıtmıyorlar, bilmiyorlar, öğrenmemişler de. Yani ne yazık ki öğrenmeden de yazıyorlar. Bugün pek çok yazar da sütununa taşıdı bu tartışmayı. Mesela Ahmet Hakan'ın düştüğü enteresan bir not vardı. Özellikle altını çiziyordu. Ben milliyetçi değilim, milliyetçi değilim. Ama niye Mehmet Öz kahveyi höpürtüp içerken Yunan kahvesi diye bundan bahsetti? Buna uyuz oldum diyordu. Size nasıl karşılık buldu bu sözler? Bir haksızlık yapmayayım diye Ahmet Hakan Bey'e. Çünkü ben onun yazılarını okurum. Yani okuduğum yazılarını okuduğum birkaç kişiler varsa bir tanesi de Ahmet Bey. Haksızlık olmasın diye ben ona telefon ettim, söyledim. Aa, bugün mü? Evet. Dedim ki ben televizyona çıkacağım canlı yayına dedim. Sizin uyuz olduğunuzdan bahsedeceğim dedim. Fakat dedim ben dedim uyuzun doktoru değilim. Ben göğüs kalp damar cerrahıyım. Ama dedim bazen de derler ki ben doğduğum yerde doktor kim başından geçen. Ben dedim ortaokulda uyuz oldum dedim. Bundan daha güzel bir şey yok dedim. Tırnaklarını kesmeyeceksin ve üzerine dedim sıcak su dökeceksin kaşınan yerlere dedim. Çok da zevkli bir hastalık bunu geçirmesi dedim. Ve bazı benim gene hürmet ettiğim yazarlardan ki Ahmet Bey'e ben... Ahmet Hakan ne dedi bunun karşılığında? Ahmet Hakan'a ben bunu şaka olarak söyledim. Güzel bir nükte. Ve çok da efendilik yaptı ki her zaman yapar efendiliği. Güldü geçti. Hatta ben sonunda dedim ki inşallah ilk fırsatta dedim buluşalım dedim. Sana hakiki bir Türk kahvesini ben yapayım dedim. İsmail'im dedim. Ve gülüştük. Oğlunuzla konuştunuz mu bu hadiseden sonra? Hayır hiç lüzum yok konuşmadım. Ve konuşmam da o bana sorarsa baba ne oluyor diye... Ama onun yüzünden ben 4-5 günden beri... Telefonlar susmuyor. Telefonlar susmuyor. Ortaokulun ikinci sınıfında tavuk ameliyatı yaptım kursağında. Tavuk ameliyatı. Kendi kendinize. Hayır ablam bana yardım etti. Tutuverdi tavuğu. Ben de jiletle açtım kursağını. Çünkü tavuğun kursağı yerde sürünüyordu. Çakıl yutmuşlar. Tavuklar bazen çakıl yutarlar falan. Ve yutmuş. Yerde sürünüyordu zavallı. Yakaladım, kestim. Boşalttım taşlığı, tekrar diktim anamın iplikleriyle. Mesela bir iki yıl önce falan Türkiye'de şöyle bir manşetimiz vardı. Eski bakan Kemal Unakatı'nın eşi Rabbim Cleveland'de de demişti mesela. Bu tip mesela başlıklar sizin kulağınıza nasıl geliyor? Tuhaf geliyor. Çünkü bizim bazı mevzularda daha çok yol kat etmemiz lazım. Ama bazı mevzularda ise... Durumumuz fena değil Allah'a şükür. Hatta iyi. Şimdi dolayısıyla
Sayın Unatkan, Kemal Bey'in hanımının o şekildeki konuşmasını ben duydum. Güldüm geçtim. Çünkü bu ameliyatı Türkiye'de yapan yüzlerce doktor var. Bir tane değil, iki tane değil, beş tane değil, on tane değil. Yüzlerce doktor var. Zor bir ameliyat değil ki bir koroneri bypass cerrahisi. Basit bir ameliyat. Peki, Florence Nightingale Hastanesi'ne gelin. Size elimle orada Türk kahvesi içireceğim. Türk kahvesi ısmarlıyorsunuz. Gerçi kahve Uganda'dan geldi ama. Onu ben Türk kahvesi olarak size yedirip içireceğim. Memnuniyetle efendim. Memnuniyetle.